Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Şonur Hamzoğlu'nun Bir Ovası'ndaki çevre kirliliğiyle ilgili yaptığı araştırma sonucu hakkında soruşturma açılmıştı. Bursa Tabip Odası bugün bir basın toplantısı düzenleyerek Profesör Hamzoğlu'na sahip çıktı. Yüzlerce fabrikanın neden olduğu çevre felaketiyle gündeme gelen Kocaeli'nin Dil Ovası ilçesinde yapılan bir araştırma, annelerin sütünde ve bebeklerin dışkılarında ağır metal bulunduğu gerçeğini gözler önüne sermişti. Ancak araştırmayı yapan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Onur Hamzoğlu hakkında halkı korku ve paniğe sevk ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Halkı bilinçlendirmek amacıyla yapılan araştırma nedeniyle Profesör Hamzoğlu hakkında şikayette bulunanlarsa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Kara Osmanoğlu'yla Bir Ovası Belediye Başkanı Cemil Yaman. İşte bu Türkiye manzarasına Bursa Tabip Odası'ndan tepki geldi. Konuyla ilgili basın açıklaması düzenleyen Tabip Odası Başkanı Kayahan Pala yaşanan süreci eleştirdi. Bu ülkedeki bir bilim insanı kendi bilim alanına ilişkin bir bulgusunu açıkladı diye iktidar tarafından baskı altına alınmaya çalıştı. Hatırlayın, ilkokulda dünya dönüyor dediği için baskı altına alınan bilim insanlarının örnekleriyle büyümüştük ve ilkokulda dahi böyle bir örnek karşımıza geldiğinde biraz gerçek dışı, biraz masalsı diye nitelemiştik. 2011 yılı Türkiye'sinde eğer bilim insanları araştırmalarının sonuçlarını bile açıklayamaz duruma getirilirse zaten bilimden çok fazla beslenmeyen bu ülke giderek bilimden uzaklaşma tehdidiyle çok ciddi bir şekilde karşı karşıya kalır. Bu nedenle onurumuzu savunuyoruz. Bu nedenle Profesör Doktor Onur Hamzoğlu'nun yanındayız. Sonuna kadar da yanında yer alacağız. Ve hakkında soruşturma açılan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Onur Hamzoğlu. Hamzoğlu üniversite tarafından kendisine yargısız infaz yapıldığı görüşünde. Disiplin yönetmeliğinin prosedürüne göre konuyu en baştan ele almak yerine ceza soruşturması açarak konuyu ele almayı uygun buldu. Daha sonra 2007 yılında birlikte araştırma yaptığımız ve Dil Ovası'nda son 8 yılda kanserden ölümlerin birinci sırada olduğunu birlikte bulduğumuz Kanser Savaş Dairesi yine bu son açıklamalar nedeniyle insanlara kanserle ilgili yanlış bilgi verdiğim gerekçesiyle YÖK'e yazmış. YÖK bu yazıyı üniversitemize göndermiş. Üniversitemize bu sefer yine bunda da disiplin soruşturması açmayı uygun bulmuş.